نعم سورة المسد. مسد سورة تبت سورة نعم تبت يدا أبي لهب وتب. تبت أي من الخسران. نعم يعني تبت يدا أبي لهب وتب يعني أبو لهب إذا خسران ورد. وهذا دعاء عليه. Bu kendisi yapılan bir bedduadır. Amma'n Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem amcasıydı. La tenfa'u'l qaraba. Biliyorsunuz ki bu durumlarda hiçbir şekilde akrabalık bağları fayda vermeyecek. Wa laqa en-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem min ammihi ma laqa min el-ada. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem amcasından kimseden görmediği ezalar gördü. Wa hala fi men yuadi en-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlık eden ile ilgiliydi. Sevan kan Ebu Leheb ev gayri. Yani bu sure geniş manada gelmiştir. Hem Ebu Leheb hem de Ebu Leheb gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlık eden herkes hakkında varit olmuştur bu sure. Naam. Fa ma la lem yugni anhu amwalu au auladu au jahu au hada el mansab allazi kana alayh. Ebu Leheb ne malı, ne mülkü, ne çoluğu, ne çocuğu hiçbir şekilde fayda vermemiştir. Yud'a aleyh ila yevmil kıyame. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanından bu zamana kadar her zaman beddua edilip durmuştur kendisi. Aks hadihil aya, enne kul men ahabben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayetin tersini düşünürsen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i seven herkes yutarahham aleyh ila yevmil kıyame. Kendisine kıyamet gününe kadar rahmet dilenir. Seyasla naran zâte lahab. Yani hâzihin nâr mutelahhibe muhriqa. Nasıl afiyet selam. Yani kızgın, yani yanıcı bir ateşin içine girecektir bu Ebu Leheb. Ve hâzâ, hâzihi sûre fîhâ âye min âyâtin nubuvve linnabî sallallahu aleyhi ve sellem. Bu surede Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetlerinin delillerinden bir tanesi vardır. Leannâ nezelet fi hayat Ebu Leheb. Çünkü biliyorsunuz ki bu sure Ebu Leheb yaşıyorken inmişti. Bi annehu nesr afiyet selama la yumkin an yetub av yedhul fil islam. Yani bu adamın ebediyen İslam'a girmeyeceği hükmedilmişti bu surede. Ve indema kanet zavcet Ebu Leheb tuşarik Ebu Leheb fi izâin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kanet şerike lehu fil azam. Nasr afiyet selam. Ebu Leheb'in karısı Ebu Leheb'e iştirak ettiği için, ona yardım ettiği için aynı şekilde azapta da iştirak edecektir. Onunla beraber olacaktır. لأنها كانت تحمل الشوك وتضع في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. Çünkü kendisi bu kadın bazı dikenler taşıyıp Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yoluna koyuyordu ona eza vermek için. فكان الجزاء من جنس العمل. Bu şekilde yaptığı amelin karşılığını da aynısıyla bulmuştur. يوضع في عنقها يوم القيامة عذابا لها. Kıyamet gününde onun boynuna bir azap koyulacaktır. نعم. تعذب بهذا الذي كانت تؤذي به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اذيت ettiği şeyin cinsinden de kıyamet günü ona bu şekilde azap edilecektir. في جيدها اي عنقها. Yani onun boynunda. نعم. الف انا لا اعرف كيف تصف هذا يعني المهم تعذب بهذا الذي كانت تعذب به النبي صلى الله عليه وسلم. Boynuna koyulan bir şeyle azap görecektir Ebu Leheb'in bu karısı. نعم. فكل من احب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى له ذكر. كل من احب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ذكره. النبي صلى الله عليه وسلم seven herkesin şanı ebediyen kalacaktır. وكل من ابغض النبي صلى الله عليه وسلم وعاداه وابغض السنه وعاداها يسب ويلعن ولا يبقى له ذكر الى يوم القيامه الا بالذكر السيء. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yani kötü bir şekilde ona muamele eden, kötü bir şekilde ona buğz eden kim besleyen bir kimse kıyamet gününe kadar kendisine lanet edilir. Kendisine şanı, şerefi kalmaz. Her zaman alçak bir şekilde, hakir bir şekilde zikredilir.